Kanalıma hoş geldiniz. Kombilerin kış hazırlıklarından bir tanesi de brülör temizliğidir. Bu videomda sizlere brülör temizliği nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gaz vanasını ve sigortayı kapatıyoruz güvenlik için. Bu kombinin dışında bir kapak bulunur. Onun iki tane vidası var. Onları çıkartıyorum. Sonrasında içinde diğer kapakları çıkartıp iç hazneye geçip brülör temizliğini yapacağım. Brülörlere ulaşabilmek için bu iç yanma kapağının da çıkması gerekiyor. Yan tarafta iki tane kelebek somun göreceksiniz. Şu soldakini çıkartacağım. Su orada sıkışma yapıyor. Sağ taraftakini sadece gevşeteceğim. Şurada bir tane kancası var. Onu geriye doğru çeviriyorsunuz. Vidayı açtıktan sonra kurtulmuş oluyor. Sonra üstte iki tane vida var. Onları gevşetiyorum. Sonra tornavida yardımıyla sağdan ve soldan şöyle yavaş yavaş elinizle çıkartmaya çalışın. Raylı buradan geçmeli. Şu şekilde çekiyoruz. Ve kapağı çıkartıyoruz. Yanma odası. Yanma burada gerçekleşiyor. Yukarıya doğru. Ve sular da burada ısınıyor. Borular vasıtasıyla. Devir daim sağlandığı için hem sıcak suyumuzu hem de kombimizin peteklerine sıcak su böylece gitmiş oluyor. Çok fazla bilginiz yoksa bunu söküp çıkartmayın. Tel fırçayla temizleyeceğiz. Sonra elektrik süpürgesiyle süpüreceğiz. Hepsi bu. Tel fırça. Elektrotlara da sürebilirsiniz. Brülörlerde tıkanma varsa diye tel fırçayla sürtüyoruz. Gözeneklerini açmış oluyoruz. Burası bildiğiniz evimizdeki gazlı ocak gibi düşünün. Burada yanma gerçekleşiyor. Zımparalıyorum. Elektrot bujilerinde ateşleme sorunumuz yok ama olsun açmışken. Genel temizlik olsun. Bunda sıkıntı olursa atlama yapmayabilir. Kombiniz arızaya geçer. Şimdi elektrik süpürgesiyle süpürelim. Sonrasında kapağını kapatalım. Yanıyor mu diye deneme yapalım. Brülörün bu kısmı süpürmek kolay ama şu alt kısımlara girmek istedim. Buralara süpürgenin ucu girmedi. Ben de böyle bir çözüm buldum. Bu diğer süpürgemizin içinde vardı aparatlarından. Bunu böyle bantla yapıştırdım tamirci bantıyla bu şekilde. Evet, bütün pislikleri temizlemiş olduk, toz toprağı çekmiş olduk. Süpürme işlemini de yaptıktan sonra bir çalıştıralım, bakalım çalışıyor mu, yanıyor mu? Sonrasında kapağını kapatacağız. Ateşleme ve yanma. Evet, kapatalım. Şimdi yanma haznesinin kapağını kapatalım. Yine sürgülü. Şuradaki raya oturmasına dikkat edin. Ve şu kancalı, kelebek somunlu kancaları da sağlı sollu açmayı unutmayın. Yavaş yavaş rayında itekliyoruz. Şunları yerine takalım. Sıkıştırma işlemini yapalım. Sonra üstten sıkıştıralım.
Evet, iç haznenin kapağını kapattığımız zaman bir deneyelim. Burada bir şey anlatmak istiyorum size. Bakalım yanacak mı? Ateşleme gerçekleşiyor. Ama yanma gerçekleşmiyor. Böyle bir durumda azıcık kapağı açtığınız zaman, şimdi deneyelim. Evet, yandığını görüyorsunuz. Kapağı az açınca yanıyor. Tam kapatınca yanmıyor. Böyle bir durumda kombi marızalı diye servisi çağırırsanız gelir, yapon motorunuzu değiştirir, ya prostestatınızı değiştirir. 150-200 neyse masraf değişir. Alır ve gidersiniz. Bu durumda ne yapmanız lazım? Kapağını kapattınız. Tekrar çalıştırıyorum. Ateşleme yapıyor. Ama yanmıyor. Şöyle yakın çekim yapalım. Ateşleme yapıyor ama yanma gerçekleşmiyor. Şimdi şu üst kapağı yerine kapatıyorum ve elimle bastırıyorum. Şimdi bir daha yeniden ateşlemesini bekliyorum. Sadece elimle bastırıyorum, vidalamadım. Ateşleme yaptı ve yandı. Hiçbir arızası, hiçbir sorunu yok. Sadece kapağı kapatmadığım için. Şimdi iç kapağın vidalarını kapatalım. Sonrasında dış kapağı kapatırız. Önce bu yandaki kancaları geçiriyorum ve sıkıştırıyorum kelebek sonuna. Sonra bu tarafa. Sonra üstteki vidaları sıkıştırabiliriz. Kapakların yerine taktıktan sonra gazı sigortayı açtım ve kombiyi çalıştırıyorum. Kombimiz yanmaya başladı, çalışmaya başladı. Bu videomda sizlere brülör temizliği nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.